Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Şeker elması ağacı ya da Latince adıyla Annona squamosa, ananagiller yani Ananassa familyasından ortalama 4 metre kadar boy ve geniş taç yapan, sarımsı yeşil 3 taç yapraklı çiçekler açan kısa boylu bir meyve ağacı türüdür. Ne ben yanlış okudum ne de siz yanlış duydunuz. Bitkinin adı elma şekeri değil, şeker elmasıdır. Hatta akrabaları olan Annona reticulata ve Annona cherimola meyvelerine de şeker elması denir. Ağacın lezzetli ve ilginç görünümlü meyvesi iri bir ahududuya benzer. Ya da bilim kurgu sevenler için ağacın meyveleri Yıldız Savaşları filmindeki ölüm yıldızına, hatta çiçekleri de imparatorluk mekiklerine benzer diyebiliriz. Meyvenin tadı ise pasta kremasını andırır. Hatta bu nedenle ona krema elması diyenler de var. Az önce saydığım türler içinde Endonezya, Tayland ve Tayvan'da en çok yetiştirilen de Annona squamosa'dır. Tayvan'da Annona squamosa ya da yerel dildeki ate ve Annona cherimola ya da yerel dilde cherimoya'nın ananas şeker elması ki atemoya gibi daha karman çorman bir isme sahip ananas tadında meyveler veren bir melezi de oldukça popülerdir. Ağacın ana vatanının Orta Amerika ve Batı Hint adaları olduğu ve İspanyol tacirler tarafından Asya'nın güneyine taşındığı sanılmaktadır. Şeker elması ağacı sadece sıcaklığın kışın 15 santigrat altına inmediği tropik iklimlerde deniz seviyesinden başlayıp 2000 metre yüksekliğe kadar olan her yerde yetişir. Suyu çok seven bitki kurak mevsimlerde daha az meyve üretir. Doğal olarak yetişmediği bölgelerde ise bol meyve verebilmesi için elle tozlaşma yapılması tavsiye edilir çünkü doğal tozlaştırıcısı olan böcekler de tropik iklim canlılarıdır. Şeker elması ağacı Graphium agamemnon gibi ilginç bir isme sahip olan bir kuyruklu kelebek türünün üremek için larvalarını bıraktığı tek ağaçtır. Ayrıca Filipinler'de ağacın tohumları meyvelerini yemeye düşkün bir yarasa türü sayesinde uzak adalara taşınır. Bir şeker elması ağacı 2 veya 3 yıldan sonra meyve vermeye başlar. 5 yıllık yetişkin bir ağaç yılda 50 kadar meyve üretebilir. Bu meyveler bolca B ve C vitaminleri, mangan ve daha pek çok mineral içerir. Filipinler'de şeker elmasının meyvelerinden şarap da üretilir. Hindistan, Tayland ve Orta Amerika kültürlerinde şeker elması ağacının yaprakları kaynatılarak dizanteri ve idrar yolu iltihaplanmalarının tedavisine kullanılır. Bol şeker içeren meyveler ezilerek açık yaralara sürülür. Bilim dünyası da şekerin yara tedavisini hızlandırdığını doğrulamıştır. Ayrıca bitkinin zehirli olan yaprakları Meksika'da kümes hayvanlarının bitlenmesini önlemek için kümeslere yaygı olarak serilirmiş. Bitkinin zehirli olan tek organı yaprakları değil. Ağacın tohumları ve kabuğu da aynı ölçüde zehirlidir. Ek bir bilgi olarak adı neredeyse genetiği değiştirmiş organizmalarla birlikte anılan Monsanto firmasıyla birleşen Bayer, şeker elmasında bulunan asetojenin anonin adlı doğal pestisitin ve bunu elde etme yönteminin patentini çoktan almış bulunuyor. Şeker elması ağacı kısa boylu bir ağaç olduğundan meyveleri değilse de yaprakları için bir iç mekan süs bitkisi olarak da kullanılabilmektedir. Birçok kültürde şeker elması meyvesi bolluk ve bereketi temsil eder. Karayiplerde eskiden şeker elması yemenin kötü ruhları kovduğuna ve yiyenleri lanetlerden koruduğuna inanılırmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.